Evet, şimdi yeni sıramızda bir tane zincir çekiyorum ve her bir sık iğnemize bir tane sık iğne yapıyoruz ama aralara bir sık iğneye birkaç tane batarak artırma yapacağız. Yani şöyle başladık, bir zincir çekiyorum. İlk sık iğnemin tepesine, pardon, trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Hemen yanındakine bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 3 tane yaptım. Dördüncüye 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir, aynı noktaya, aynı trabzanın tepesine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Sonra yine 1, 2, 3 tane yan yana trabzanların her birinin tepesine yaptım. Sonraki trabzanımın tepesine yine 3 tane yapacağım. 1, aynı trabzanın tepesine ikinci sık iğnem. Aynı trabzanın tepesine üçüncü sık iğnem. Bakın orada üç tane sık iğnem oldu. Şimdi devam eden sık iğnelerin her birine bir tane sık iğne yapıyorum. Üç tane yan yana yaptım bakın. Dördüncüye üç tane sık iğne yapacağım. Bir, iki. Bunu niye yapıyoruz? Bunu şunun için yapıyoruz arkadaşlar. Bakın eteğin üzerinde pileler oluştu. Bu pileleri bu trabzanın üzerine direkt modeli girseniz bu pileler oluşmaz. Dümdüz bir örgü olur. Ama daha böyle pileli bir model olmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum ki hoş bir görüntü oluşsun. Eğer siz daha keskin pileler yapmak isterseniz buraya 3 battığınızda 4 batabilirsiniz. Daha aralıklı pileler isterseniz araya 3 tane sık iğne değil 4, 5 artık ne kadar aralıklı istiyorsanız o kadar sık iğne yapıp sonra artırma yapabilirsiniz. Bunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha az pileli ya da daha çok pileli olacak şekilde. Dediğim gibi buraya artırma yaptığınız 3 kere battığınız noktalarda böyle kabartılar oluşacak arkadaşlar. Ona göre kendiniz kendi eteğinizin pile kısmını yani bu sık iğne kısmını ayarlayabilirsiniz. Şimdi yine 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım yan yana. Dördüncüye 3 kez batıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde başladığım noktaya kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek kaydırarak bağlıyorum. Ve şimdi artık modelimize geçeceğiz arkadaşlar. Bu modeli bu sık iğnelerimizin üzerine oturtacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tam başına ipimi doluyorum ve bu zincirimin çıktığı noktaya 3 tane ikiye trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi tam başına ipimi doluyorum. Buradan zeminden 1, 2, 3, 4. sık iğneme 2 trabzanda bağlıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya 3 tane daha 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Doladım. Zeminden 1, 2, 3, 4'üncüye 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Şöyle kenara çekelim biraz. 2 zincir çekiyorum. Tam başına ipimi doladım ve aynı noktaya 3 tane daha 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi yine tığımın başına ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. sık iğnemin tepesine ikili trabzanla bağladım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına tekrar ipimi doladım. Aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başına ipimi doladım. Bir kez daha görelim. 1, 2, 3, 4.'ye 2 trabzan yapıyorum.
Bir, iki zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Yine aynı noktaya üç tane daha. İki trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç. Bu şekilde dolanacağım arkadaşlar. Başladığım noktaya kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, son sıra trabzanlarımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım şu 4 zincirle çıktığım kısım vardı. Onun tepesine direkt şu arada bir eksik bir fazla çıkabilir son kısımda. Problem değil. Çok aykırı bir görüntüsü olmaz. İlmek kaydırarak bağlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Zincirimin yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki boşluğa. 1, 2. Şimdi tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi tığımın başına ipimi doladım. Bu tarafa geçiyorum. Şurada 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. Direkt diğer motifin diyeyim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Tekrar bir tane daha aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına ipimi doladım. Bir sonraki örnekteki 2 zincirlik boşluğa geçiyorum direkt. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani aslında şunu yapıyoruz. Bir önceki sırada bir zincirle başlayıp trabzanla başlayıp 2 zincir 3 trabzan yapmıştık. Burada da çapraz bir görüntü vermek için 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 1 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi bir kere daha görelim. Tığımın başına ipimi doladım. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Bir sonraki boşluktayım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaparak bu şekilde sıramı dolanacağım arkadaşlar. Başladığım noktaya kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim ben arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım bu zincir kısmının tepesine yine ilmek kaydırarak bağlıyorum. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. Çapraz gidiyor. Şimdi bundan sonraki sırada ne yapıyorum? 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Ve yandaki ilk 2 zincirlik boşluğuma geçiyorum. Oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Hemen aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Yani bir önceki sırada yaptığımız gibi değil de ilk sırada yaptığımız gibi yapıyoruz burada modelimizi. Tığımın başına ipimi doladım. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Ve aynı boşluğa 2 tane daha, pardon, 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığımın başına ipimi doladım. Yandaki boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. 1, 2 zincir. Ve aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Çapraz bir görüntü oluşması için bakın bu şekilde devam edecek. Şimdi dolanıp geldiğimde nasıl yapacaktım burada? Dolanıp geldim. Şuraya bir tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve onu direkt şuraya, bu zincir kısmına değil, şu ilk yaptığımız trabzanın tepesine bağlayarak sıramı tamamlayacaktım ve yine aynı şekilde devam edecektim. Bir sonraki sıraya da. Şimdi bu kısmı söküyorum şöyle. Daha devam et. Şimdi buradan kenar kısmına geçiyorum. Örgümün
İstediğim boya gelecek kadar bu modeli istediğim kadar devam ettiriyorum. İstediğim boya geldikten sonra artık şu etek ucunu yapacağım. Etek ucu içinde son bağlamamı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve her bir trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine bir sık iğne, şu iki zincirlik aralara birer tane sık iğne, şu başta şu birleşim noktasına bir tane sık iğne. Yine her bir sık iğnelerimin tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Aradaki iki zincirlik boşluğa iki tane yapıyorum. Trabzanıma bir tane ve diğer trabzanlarıma da birer tane şeklinde devam edeceğim. Başladığım noktaya kadar geleceğim arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi başladığım sık iğneyi ilmek kaydırarak bağlıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi yine sık iğne yapacağız ama bu sefer aralara şöyle bakın minik minik detaylar bırakacağız. 1 2 3 4 5 tane 5 tane sık iğnemi yaptım. 6.'ya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı sık iğneye bir tane daha batıyorum. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapıyorum. 5 tane yapıyorum. 6.'yı da tekrar yapıyorum. 6.'yı 2 kere batacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya bir kez tekrar 1 2 3 4 her bir sık iğnemin tepesine 5 birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 6.'ya bir batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kez daha batıyorum. Evet. Kenarındaki bu detayı da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bakın şöyle. Tabii bu bir minyatür dediğim gibi. Modelimiz bu şekilde tamamlanıyor. Kemer kısmını da yani bu bağcık kısmını da şu kısmı da yeteri kadar zincir çekiyoruz arkadaşlar. Çektiğimiz zincirleri bakın şöyle açalım. Birkaç tanesini çıkarayım size göstereyim. Çektiğimiz zincirleri bu lastik kısmımızın bel lastiği kısmımızın biliyorsunuz o 3 sıra trabzandı. 1, 2, 3 sıra trabzanın ikinci sırasından geçiriyoruz. Zaten bir boşluk var şöyle. Tığınızı taktığınızda gelecektir. O boşluktan bu şekilde geçirerek belindeki bağcık kısmını da yapmış oluyoruz. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz bunu. Beline olacak şekilde bu şekilde geçirerek bel lastik kısmını da tamamlamış oluyoruz. Evet, bugünlük de videonun sonuna geldim ben arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve inşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zil aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.